Oğlum senin kafan çatlak mı? Efendim? Çatlak mısın? Ulan çatlak patlak 70 senedir kullanıyorum, sana ne? Yok ya, ha. Allah aşkına. Yok ya. O bal kabağını 70 senedir kafa diye mi kullanıyorlar? Öyle kanepe mi? Bu yani bir nevi sandviç. Ne dedin? Sandviç dedim. Kıpırdamadan ağır ağır geç şuraya, kaldır kollarını lan. Ne oldu efendim? Tiyatronun duayeni, geleneksel Türk tiyatrosunun önemli temsilcilerindendi. Ömrü sahnede geçti. Yeri geldi güldürdü, yeri geldi ağlattı. Kendini sanata ve dostlarına adadı. Bahri Beyat. 1934 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Oyunculuk tutkusu küçük yaşlarda başladı. Ankara Atatürk Lisesi'nde okurken tiyatro sevgisi ağır bastı. Eğitimini yarıda bıraktı. Sahneye ilk kez Ayyar Hamza oyunuyla çıktı. Benim dedelerimin hepsi burada doğdu, burada büyüdü, burada öldü. Ardından yıllarca aynı sahneyi paylaşacağı Necit Uygur Tiyatrosu'nda sanat hayatına devam etti. Alo Orası Tımarhane mi? Şeyini Şey Ettim'in Şeyi, Minti Minti, Marco Paşa, Hanedan, Aman Özel Duymasın, Ne Hak'la 35'e Bak'la ve daha birçok oyunda rol aldı büyük usta. Boncuk! Ne var lan? Kancı formu kancı. Seyirci onu hep oyunlarında Necdet Uygur'a laf anlatmaya çalışan adam olarak tanıdı. Zamanla da Necdet Usta'nın değişmez partneri oldu. Madem vatandaşın ikametgahı var mı? Yusuf kağıdı var. Yusuf kağıdı tabii, resmin yoktur garanti. Var efendim, şahşip yeni çektirdi. Ne şip? Çabuk şahşip piniri. Yani eskilerin deyimiyle Necdet Baba'ya odunu veren, onu ateşleyen adamdı. Karşılıklı atışmaları seyircileri kahkahalara boğdu. İki usta sahnede tülat geleneğini yıllarca sürdürdü. Bahri Beyat kendine has vurgusu, tok sesi, sahnedeki duruşu ve oyun gücüyle seyircinin gönlünde taht kurdu. Son yıllarında ise televizyon ve sinemaya yöneldi. Dizilerde rol aldı. 2004'te Uğur Yücel'in Yazı Tura filmindeki rolüyle Altın Portakal kazandı. Ödülü aldığında yaptığı konuşma hem sevinç hem de sitem doluydu. Usta aynen şöyle diyordu. 60 yıldır tiyatro sahnesindeyim. Yıllarca oyun oynadım. Tek bir nazar boncuğu ödülüm yok. Ama sinemacılar kadrimi bildiler. Beynelmilel'de ise Abuzer Yayladalı'nın babası Mahmut Yayladalı karakteriyle hafızalara kazındı. Yaşlılığında sağlık sorunları baş gösterdi. Akciğer kanseri teşhisi konuldu. 30 Haziran 2008'de 74 yaşındayken aramızdan ayrıldı. Tiyatro seyircisi Bahri Beyat'ı en çok Necdet Uygur'la aynı sahneyi paylaştığı oyunlarıyla hatırladı. Hep sinirlenen, tahammülü azalan ama sonunda durumu toparlayan rolleriyle Bahri Beyat. Necdet Uygur Tiyatrosu'nda perde defalarca açıldı ve kapandı. Ve her oyunun sonunda alkışlarla çınladı. Necdet Baba'nın deyimiyle yamalı pabuçlar, yamalı pabuçlar, komik şapkalar, makyaj takımları kulise asıldı. Ve hayat perdesi kapandığında damaklarda o güzel yılların ve oyunların tadı kaldı. Bir de izledikçe hala güldüren iki büyük ustanın hep taze kalan hatırası. Ve Bahri Beyat Usta'nın meşhur repliği. Boncuk! Boncuk! Güle güle büyük usta. Güle güle Bahri Beyat. Güle güle canım enişte. Bu bir şey değil, ben daha açılırım. Ulan biz duvarlara tırmanacağım ben. Ulan açın demeyeceğim, bu kadar açın demedik sana.